Merhaba sevgili seyirciler, ben Utku Yerebakan. Ben de Gizem Yerebakan. Bugün yine hayatın yoğunluğuna, koşuşturmacasına 45 dakika müzikle, sohbetle ara veriyoruz. Bugün yeni yayın döneminin ilk programında çok değerli bir konuğumuz var. Bundan tam 1,5 yıl önce zannediyorum ki yine ilk konuklarımızdan programa başladığımızda birisiydi. Eri Canbaz bizlerle. Selam arkadaşlar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Tekrardan böyle bağ nasip oldu. Bu defa evet. İlk. Evet. Yayın döneminin ilk konusu. Covid öncesi değil, ilk program. Tabii daha o zaman hiç Covid yoktu. Evet. Vallahi. Evet. Ocak 2020 zannederim. Maskesiz geldiğini hatırlıyorum yayını. Mart'ta yani öyle bir dönem geçiriyoruz ki işte artık unuttuk yani. Evet. Ne olduydu, ne bitti falan. Covid'den önce nasıldık? Covid'den önce nasıldı? Şimdi mesela mekanlara elimizi kolumuzu sallayarak girerdik. Evet. Markete dümdüz girme vardı mesela. Evet. Şimdi göstermeden Adapas'a gir bakalım. Evet. Arkandan kadın koşturur. Evet. Aynen öyle ama ben hani şimdi bu uygulamayı iyi buluyorum. Uygulama yani. Güzel. Yani o iki çift aşısız girmesinler falan filan gibisinden. Kesinlikle. Herkesin buna uyması güzel bir şey aslında. Sanırım yani aşıya teşvik yolunda en legal ve en olması gereken sistem. Evet. Yani aslında Adapaz bizim daha özgür yaşamamızı sağlar. Yani evet. O yüzden evet. Mantıklı. Tabii bizim ülkemizde her yeni sistemin kabul edilmesi süreci biraz uzun olur ya. Uzun olur evet. O da olacak ama bence sistem güzel. Yani bu konudan bahsetmişken ben de şöyle söyleyeyim sevgili seyirciler. Biz ikimiz de koronayı geçirdik ve aşısız geçirdik. O yüzden mutlaka aşı olun diye biz de buradan... Evet, aşı olmadan önce zor. Biz olduk, korona olduk yani. Evet. Aşı olsaydık belki böyle olmazdı. Ama tabii programımız bizim sağlık programı değil, kültür ve sanat programıdır. Bu konuyu hemen rıt diye geçtik. Ve şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Bu programı yaklaşık işte 1,5-2 senedir sunuyoruz ve sevgili seyircilerimizden çok güzel tepkiler aldık bu yaz döneminde. Nereye gitsek, biz sizi izliyoruz işte, ben hep çok zapping yaparım ama ne zaman sizi görsem hop çakılır kalırım dururum falan gibi güzel tepkiler aldık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, sonsuz teşekkürler. Evet, teşekkürler. Yaz olduğu için biraz böyle ara oldu diye, devam etmeyecek misiniz diye de çok oradan da çok oldu. Soranlar oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok hepinize ilginizden ve sevginizden dolayı teşekkür ederiz deyip şimdi ülkemizin değerli genç yeteneği diyebiliriz. Çünkü daha genç sayılır. Acaba? Ben de gencim daha. Eyvallah, teşekkür ederim. Aynen. Genç sanatçısı, güzel bir gift oldu bugün. Genç yeteneği, genç üretenlerinden biri. Ve biz burada üreten insanları ağırlamayı çok seviyoruz. Tabii ki. Ve, en güzel özelliğimiz. Öncesi de konuştuk, ne çalalım, hangi besteyi çalalım deyince ben bayılıyorum yani ne açıkçası. Güzel, ne güzel. Yani ülkemizde hep üretimle bir yere gitmek çok önemli diye düşündüğümüz kesinlikle. İçin. Peki şu soruyla başlayalım. Nasıl gitti bu dönemde? Üretimler arttı mı? Yani açıkçası benim tek odağım maalesef müzik değil. Yani bilirsiniz. Tabii, o yüzden keşke olsa, keşke bütün hayatımı müzikle kazandığım gibi o kalan zamanımı da müziğe harcayabilsem. Evet. Bu her müzisyenin sanırım en büyük dileği. Ben bunu başaramadım. Başarabileceğim günlerin de böyle hasretle yanıyorum. Böyle sabah kalkıp, hadi ne yapıyorum bugün acaba hangi şarkımı kaydedeceğim? Kaygısızca. Böyle anladın, hiçbir derdin kaygın olmadan işte borçtur, tasadır, derttir, paradır, bunları bir kenara itip böyle hadi kalkıp bugün şu şarkımı kaydedeyim. Akşama da gidip diğer şarkımın, daha önce kaydettiğim şarkımın klip toplantısını yapalım. Değil bakalım mi? Bugün nerede çekecek klibi. Böyle bir hayatın özlemiyle yani tutuşuyorum. Fakat bu geçtiğimiz dönem pandemide tabii ki evde kapalıyken bir şeyler yazıldı çizildi ama benim için çok böyle aşırı verimli bir dönemde de değemeyeceğim. Üretim şeyi olmadı. Değemeyeceğim. Hayatını aslında ikiye böldün. İş adamlığı. Aynen kesinlikle yani. Geçiş oldu. Bir kere evet işletme hayatımız başka. Diğer taraf başka. Ama şimdi pandemi öyle bir dönem ki her iki sektöre de yani benim bulunduğum iki sektöre de çok ciddi şekilde böyle darbe vurdu. Darbe vurdu evet. Bir tarafta yeme içme sektörü diye. Tabii yeme içme sektörü yani gündüz yeme içme kafe restoran sektörü, diğer tarafta da gece sektöründe müzik. Şimdi müzik bir gift, yeteneğimiz yani o her zaman içimizde var. Onu böyle hiçbir zaman yani unutman ve aldığın zaman eline gitar ya da mikrofonu önüne koyduklarında yine böyle gelir canlanırız ama işletme öyle değil. İşletmenin ucunu birazcık kaçırdım. Ona ilgilenmediğin anda kaybedersin ve yani kaybedeceğin zamandan daha fazla şeyler olur. Yani daha pahalıya patlarsa da. Evet. Birazcık o taraftaki o konsantre benim ilgimi dağıttı. Yani iş yönüne döndüğümde biraz daha fazla esnaf, daha fazla böyle iş adamlığı tarafımı korumaya, kollamaya çalıştığım için
Müzik tarafında hani sadece nedir işte sahnelerimiz oldu tabii ki önceden planlanmış programlardır, şunlardır bunlar. Onlar zaten hani random yoluna koyduğun gibi gidiyor ama onun dışında hem sahneler hem de müzik için yeni üretimler işte yeni bir repertuar bile yazamadık en basitinden. Evet. Yani oturup arkadaşlar hadi bak bu yıl işte aynı repertuarı çalmayalım mı yeni bir şeyler ekleyelim mi bile yapamadık. Ara ara hani böyle kafamıza esenlerse 3-5 işte ortak bir şarkı bulduysak onu mesela ekledik. Ama çünkü neden? Çalışma yapamadık. Çünkü bir motivasyonsuzluk yani, da vardı aslında. Evet çok, sahnelere geri çok dönmek ciddi. Çok heyecanlı ve çok önemli bizim için ama ne olacağı beklediğimiz gibi olmadı. Evet. Yani herkes şey beklerdi. Bir önceki kapanmadan sonra açıldığında böyle bir şey olduydu ya hani saat sınırlaması falan da yoktu. Evet. Bir anda böyle açtılar. İlk birkaç ayın konserleri inanılmazdı. Evet. Herkes için akustiğinden full bandına. Yani çok her güzel. Yer doluydu. İkincide öyle olacak sandık. Olmadı. Evet, senin üretiminden ayrı ben şöyle bir yönünüz olduğunu da düşünüyorum. Sen ve ortaklarının çok cansız ve aslında unutulmuş bir yer olan saray önünü canlandıran evet. da bir mekanımız var. O açıdan yani elinin evet. her yönden adaya güzel bir katkı sağlayıp güzel bir tabii ki orada yani tabii ki orada yalnız değilim yani ortaklarımın büyük bir şansı evet. var. Beni de dahil ettiler o projeye ama evet. Evet. ama çok fark etmedi mi? Tabii yani ya. İlk adım attık tabii. gibi bir şey oldu. Sonrasında sanki arkası geldi. O bölgeyi kurtardınız gibi bir durum var. Biz yani. Her yürüdüğümüzde. Keşke. Daha zamanı var. Daha yürüyeceğimiz çok yol var. O bölgeyle evet. ilgili mücadelemiz devam ediyor. Çünkü evet. Hak da verilmesi gerekiyor aslında. Çünkü bölgede daha önce o tarz bir kalem yok. O tarz evet. bir ivme yok. Evet. Daha önce yerleşen bir halk var orada. Yerleşen, yaşayan bir evet. Bölge. Evet. Şimdi o bölgeyi bu şekilde girip hani restoranlarla, kafelerle, barlarla birazcık böyle iç içe karma yani böyle karma yapmaya çalışmak bu böyle 1-2 yılda olacak bir şey değil. Değil tabii. Alışılacak bir uzun bir süreçtir aslında bu. Evet, çünkü evet. o insanların bir kere o dinamiklere alışması gerekir. Bizim dışarıdan gelen insanlar olarak, işletmeler olarak ev sahiplerinin dilini anlamamız gerekir. O insanların da tabii ki hani uyum içerisinde yaşamak lazım. Kesinlikle. Evet. Ya ben geldim bu kadar evet. para attım ben burayı aldım artık burası benimdir. Masalarımı da öyle atarım. Bir şey yok. Belediyede şeyimi de öderim. Evet. Burası benimdir. Ben burada yok öyle bir şey. Orada yaşayan bir nüfus vardı evet. yıllarca surlar içinde. Evet, şimdi evet. o nüfusa gittiğiniz zaman siz arkadan yani daha sonra giden olarak adapte olmak zorundasınız. Evet. O insanlar da bir şekilde gönlünü alarak adapte etmek zorundayken. Yani saygı çerçevesinde. Surlar için en büyük problemi bu. Evrilmek lazım yani. Saygı çerçevesinde. Kesinlikle. Olumlu etkilendiğiniz. En büyük sıkıntımız burada şu, onu dile getireyim. Mekanlar aslında evet belediye tarafından çok ciddi güzel bir desteğimiz vardır. Belediye sağ olsun güzel bir yeteri kadar bir destek veriyor ama işin daha büyük boyutunda hükümetler tarafından aslında birazcık da böyle kendi halimize bıraktık. Yani mekanlarla insanlar siz çözün. Yani siz çözün olaylarınızı. Anladın? İşte park yeri, işte oturma mesafesi, işte gece şudur budur işte yani hani güvenlik sorunu şudur budur. Yani her kapıyı çaldığımızda şey oluyor. Siz kendiniz çözün. Biz bir şey yapamıyoruz. Biz müdahale edemiyoruz. Halbuki değil. Maalesef. Yani işte o sorunlar üst kurulların kararlarının alınması lazım. Bu kararlar bize güç verir. Yasa. Evet. Yani yasa her zaman işletmeye de şikayetçi olan halka da güç verir. Yasayı uygulayanın da gerçekten denetleyip uygulaması gerekir bu yasayı. Evet. Yani evet. burada bir yani kimse sıkı denetime karşı değil. Kesinlikle. Güzel bir denetim olsun. Güzel herkesi bir denetim kollasın. Olsun. Herkesin hakkını kollasın. Evet. Bir de o var yani hadi gel beni koru ya da beni denetle değil. Değil. İki tarafından sadece beni koru değil. Kollayan evet. yani biz kendi çabamızdan evet çözebiliriz. Yani sonuçta akıllı insanları almak değilik evet, çözerik evet. ama bu bizim inisiyatifimize bırakılmamalı. Çünkü biz işletmemize duygusal olarak bağlı olduğumuz gibi evet. insanlar da evlerine yaşadıkları mahallelere duygusal olarak bağlı. Evet. İşin evet. işte duyguları girdi mi? Tabii ama işte uzun bir süreç evet, evet. her şey evet. yoluna girecektir evet. diye düşünüyorum. Ben aynen neden öyle. O listeden de bahsettiğim onu da söyleyeyim. Orada siz üretim dediğimiz için biz üretimlere yer veren güzel etkinlikler de yapıyorsunuz. Tabii ki tabii hatta ki. Hatta önümüzdeki programımızın yayınlandığı gün orada bir etkinlik olacak. Evet, Coffee and Design yine. Kaçtan kaçaydı? Öğlen 12'den başlayıp akşam saat 6'da bitecek. İşte 18'de bitecek bir etkinlik. Biz yayına girdiğimizde bitmiş olacak ama siz orada evet. sürekli yapıyorsunuz evet. öyle etkinlikler. Yani Coffee and Design etkinliği zaten bir coffee olarak zaten coffee kısmı direkt evet. etkilediği için zaten evet. bizi ve ilk oradan çıktığı için biz olabildiğince Coffee and Design etkinliklerine ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki organizasyon bizim değil. Organizasyon sevgili Cemaliye Kasaboğlu'nun organizasyonudur. Tamamen onun üretimidir. Peki tam olarak şu an bu konuyu anlamayanlar için derinlemesine açabilir miyim? Mesela design içinde yani ne? Coffee and Design bir şey üretenler aslında gidip... fikri şöyle başladı. Cemaliye Kasaboğlu daha önce kendi
üretim markasını kurmuş, Mint Muse'u kurmuş bir insan ve öncü olarak aslında kendi yerli tasarımlarını yaparken kendisi gibi yerli üreten, kendi evinde işte çantasını atıyorum, işte yastığını, şusunu, busunu, kıyafetini diken birkaç tane böyle yerli üreticiyi toplayıp bir kahve, yani bir coffee shop'un önünde hani kahve ve yerli üretim, yani handmade designer çok diye bir konsept başlattı. Adını Coffee'in Design koydu. Yani ilki böyle başladı. Çok. Daha sonra gelen etkiler, tepkiler çok yolunda olduğu için ve çok güzel olduğu için bunu bir Türkçe'ye döndüreyim dedi. Yani artık hani bir festival, yılın belirli günlerinde. Kermes. Farklı dediğimiz mekanlarında. Gibi bir şey. Kermes gibi ama hani tek şartı var. Tamamen kendi üretimi. Evet. Orijinal yerli üretim. Yerli üretim. İster tasarım, ister üretim, ister bir şeyleri çevirme ya da atıyorum yani illaki hani şöyle bir şey, hani kendi yazdığın kitaplardan değil de kitapçısındır, kitapları sen topluyorsundur mesela, anladın, bir marka altında sen bu kitapları satmak istiyorsun, bu senin kendi emeğindir, o da bulunabilir, o da hani illaki işte ben evde incik boncuk takıyorum, yastık dikiyorum, değil, kendin yapabileceğin, yelpaze biraz daha geniş olabiliyor, evet, herkese yani. Stand olarak herkese açık. Gidip kendi standını kurup kendi üretimlerini ya da kendi becerini orada sergileyebilmek. Güzel. Mesela. Burada da böyle bir şey duyurmuş olduk aslında sevgili seyirciler. Hani acaba ben de bunu üretiyorum diye. Tabii benzer formatlar çıkmaya başladı. Tabii ki. Tabii çünkü iyi yapılan, yani iyi yapılan ve güzel yapılan her iş gibi doğal olarak bunun devamı ve benzerleri gelecekti tabii ki. Cemal'e öncüdür. Ben buradan hani hem arkadaşım olarak söylüyorum hem de gerçekten ondan önce böyle bir şeyi hani evet düşünüldüydü, belki benzer yapılıyordu ama bu kadar ciddi formatta gençleri toplayıp İşte içine birazcık da müzik koyalım, işin içine işte etkinlikler koyalım falan derken o güzel bir organizasyon kalemine dönüştürdü. Daha sonra benzerleri geldi. Benzerleri de çok başarılı. Tabii ki devam etsin insanlar. Herkes yapsın. Aynen. Çünkü aslında benzer... Yeter ki orijinal üretimler orada yani sergilensin. Yani benzer organizasyonlarda da zaten katılımcılar aynı kişiler. Evet. Yani bir de o var. Evet. Yani belli bir, şimdi artık herkesin işte tasarım sayfaları başladı Instagram'da, son yıllarda meşhur olmaya. Bu tasarım sayfaları atıyorum Coffee and Design gibi yılın birçok zamanında kendileri için üretilen, kendileri için tasarlanan bu pazarlarda satmaya devam ediyorlar yani ürünlerini. Ve güzel de bir satış yapıyor herkes gün boyunca, bir gün bile olsa. Belki herkesin bir anda birçok markaya ulaşılabilmesi o meydanda ya da o işletmenin önünde şunu getiriyor işte. Sen atıyorum bir marka görüyorsun, onu beğeniyorsun, orada farkında varıyorsun. Daha sonra onun sayfasını inceliyorsun. Etkinlik bittikten sonra da artık alışverişe başlıyorsun onunla. Evet. Yani bu güzel bir şey. Harika. Peki sohbetimiz hızlı bir şekilde, güzel, yoğun bir şekilde gidiyor. Evet. Eril de bu konularda çok çok dolu olduğunu anlıyoruz. Güzel oluyor gerçekten ama bir müzik arası verelim ama şöyle yapalım. Çok güzel bir klip var. Eril'in daha önceden şey yaptığı, evet, hazırlamış olduğu beste zaten klip. Evet, Gerçek Dostlarım. Gerçek Dostlarım. Evet. İzleyelim sonra onun hakkında biraz konuşalım. Adamsın derin sularda dibe batarsın, sonra güzel elini uzatırsın diye kararsız kalır bir yanım. Kaçmaya vakit ararsın, bir gün gelir çok yaralarsın, gün geçmez işe yararsın diye kararsız kalır bir yanım. Sen kendini bir şey sanırsın, aşkın içindeki tek yalansın. Ağlasam kucakla sararsın diye kararsız kalır bir yanım. Oh, oh, oh. Bu yalandan ne anlarsın, çek git
sızlarsın bile söylerdi hep gerçek dostlarım. Bu yalandan ne anlarsın, çektin 3 günde toparlarsın. Belki yeniden başlarsın bile söylerdi hep gerçek dostlarım. Atırsın diye kararsız kalır bir yanım. Sen kendini bir şey sanırsın, aşkın içindeki tek yalansın. Ağlasan kucaklar sararsın diye kararsız kalır bir yanım. Oh, 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 oh. Toparlarsın belki yeniden başlarsın bile söylerdi hep gerçek dostlarım. Bu yalandan ne anlarsın, çektin 3 günde toparlarsın. Belki yeniden başlarsın bile söylerdi hep gerçek dostlarım. Yapamadık işte şarkının kaydını. Senden yapamadık. Şarkı çok eski aslında, evet doğrudur. İlk yazdığım günden itibaren de daha hani bir düet şarkısı olmasını evet. istedim ve duyduğum ses de hep Ezgi'ydi. Ezgi'yi ikna etmek için o zaman çok çabaladım bu şarkıya. Çünkü işte ben Türkçe şarkılarda aman kendimi beğenmiyorum, bu şarkının tonu bana göre değil, acaba ben yapabilir miyim falan. Ve etrafımızdaki herkes... Çok sene önce yani yaklaşık bir 5... Evet böyle. O zaman Ezgi daha da yani Türkçe şarkılara birazcık daha yabaniydi böyle. Çok fazla hani alanı ve tarzı olmadığı için, dinlemediği de için. Hani o, söyleyemediği düşünürdü aslında ama sadece kendi düşüncesiydi. Dinleyen herkes yani kesinlikle Ezgi'nin yorumundan büyülendi ve dediler ki yani bu şimdi şarkının aranjörü mesela Tolga Erzurum muydu? Tolga'ya ben gitmiştim bu şarkıyla ve de o da aranje etti. Dedi, Tolga dedi ki yani niçin bir türlü Ezgi'yi beğendiremiyorum, harika söyledi falan şarkıyı dedi ve en son beğendirdik tabii. Şarkıyı yaptık, kaydettik.
klip kısmına geldi. Dedim ki yani bu benim için yani gerçek dostlarım sanırım benim böyle en beğendiğim, en ustalık eseri diyebileceğim şarkımdı. Bir daha da öyle bir şarkı yazabilir miyim? Emin de değilim açıkçası. Müzikal olarak benim için çok değerli bir şarkıydı. Nasıl çıktı inan ben de bilmem. Dedim ki klibi de özel olsun ya. Böyle hani bu kadar güzel kompozisyon bir şarkı yazmışık film gibi gitsin. Popüler de bir şarkı değil. Yani popüler de bir kesmede hitap edecek bir şarkı, evet, değil. Evet. Çok da hani böyle aman aman aldı arabalarda çalsın, milletin diline plesenk daha olsun, herkes nakaratını söylesin diye bir şarkı değil. Daha böyle sanatsal bir, evet, beste çıktığı için dedi ki klibi de öyle olsun. Tam 3 klip senaryosu yazdık 2 yıl içinde. 2 farklı yönetmenle tekrar tekrar farklı senaryo yazmamızdan bir türlü harekete geçemedik. Para vardı, zamanı bulamadık. Zaman bulduk. Tamam bulduk. O dönem para yoktu. Ha bekleyelim şimdi falan derken 3 yılı bulduk. 3 yıl şarkıyla çekti, evde oturduk. Kim yaptı bu şeyi? Hiç kimse çekmedi en sonunda. Ben işte pandemi oldu, kapandı. Evet. Baktım böyle millet pandemide her şeyi paylaşır. İşte evde yayınlar, bilmem neler falan. Benim elimde materyal, bu şarkı durur. Artık böyle bir gün kalktım ve gofa geldim. Dedim tamam ya, bir lirik videoyla ben bu pandemide bu şarkıyı çıkaracağım. Evet, bittiydiniz zaten. Tabii bittiydi. Kayıtlar her şarkı şey. Hazır. Her şey. Şarkı master falan bitti. Kapalı dosya hazır. Aldım sevgili Olgaç Öke'yi, dedim ki evden eve böyle, dedim Olgaç bak ben sana dedim fotoğraf gönderiyorum. Biraz dedim amatörce olacak dedim, böyle slideshow tadında. Senin dedim bu efektlerinle şarkının sözlerini yerleştirdiğimiz bir dedim lirik video yap bana. Ses yani güzel olduktan sonra artık amatörce bitti. Çünkü her şey amatör zaten. Şarkı. Bak en ünlü bak Sting bile, evet, tamam mı? Evet. Evde şöminesinin önünde açıyor telefondan kötü bir görüntüyle. Tamam mı? Backing track üstüne ya. Kendi partisyonunu çalarak söylüyor. Ben görüyorum yani, hep devamlı YouTube'da izliyoruz bunu. Artık o kadar samimiyet çok önemli. Samimi ya. Oluyor. Yani amatör şeyler güzel geliyor bu insana. Bu defa yaptık Olgaç'la kaydı. Ezgi hadi şey dedi. Ya dedi ben 3 yıl önceki 3 yıl bu çocuk muyum? Sen bu musun? Bence biz dedim bunu daha iyisini okuruk. Ezgi dedim bak tekrar okumaya girersek bu iş tekrar remix'i master'a girecek. Yani pandemi dönemindeyiz. Bir üç yıl daha beklemeyelim benim, sonra. Benim okuyabilecek bir ekipmanım yok evde. Evde benim haklı. Benim herhalde ekipmanım şey yok. Yani birilerine gidip ekipman desteği almam gerekiyor. Evet. Kimse kimsenin kapısına giremiyor o dönem yasak. Dedim şimdi sen evde okun tekrar okun. Eminim daha da iyisini okuyacaksın eyvallah. Ama dedim ben okuyamam mesela, benim ekipmanım ne yapacak? Öyle böyle Ezgi'yi tekrar bir ikna aşamasından bu şarkıyı o şekilde çıkaralım kararını aldık ve artık çıkardık gitti. Tabii Ezgi de haklı ya. Normal olarak. Öyle yani düşünmüş şimdi, olabilir ama ben söyleyeyim. Ama şimdi bak oradan... Perfection müzisyenlerde hepimizde var o. Evet. Yani siz de bilirsiniz. Bir kaydı yapan üstünden bir yıl dinlen o besteyi, bir yıl boyunca dinlen. Bir yıl sonra o besteyi kazara çıkaracak olsan beğendin o şarkı. Evet. Tabii ki. Den ki bir şey. Şimdi şuradan bir hemen kesip bizi izleyen çocuklar da var. Belki perfection'ın ne demek olduğunu bilmeyen. Mükemmeliyetçi. Mükemmeliyetçilik. Her şeyi mükemmel olmadan hareket etmeyen insanlar. Bu genelde Kıbrıslı müzisyenler, aslında Kıbrıs sanatçıların çoğunda var ama ben müzik camiası olarak söylüyorum. Herkes de var. Kimse hiçbir şeyini %100 beğendim, %100 memnun oldum demez. Demez doğru. Demez. Yani bugün 10 yıl önceki şarkılarını atsan der ki şimdi ben bunun daha iyisini yaparım. Tabii. Daha iyisini söylerdim. Bir ton daha mı alsaydım acaba? Evet. Şöyle böyle anladık. Hep böyle diyeceğim. Bitmez aynen o yüzden. Ama yani bu hikayeyi ben duymasam hiç böyle düşünmeyeceğim. Çünkü çok güzel. Bitmiş gibi durur. Evet. Dışarıdan. Aynen. Çok güzel bir çalışma. Kendine öyle geliyor. Yani insan kendi yaptığı işi beğenmiyor hiçbir zaman. Onun da sebebi şu. Ama izleyen dinleyen beğenir. Bence yani. Sebebi şu yani müzisyende şimdi insanın da zaten gelişim hiçbir zaman durmaz. Evet. Müzisyende gelişim daha da farklı bir boyuttadır diye hiç durmaz. Her gün gelişiriz. Her gün farklı soundlar duyarak. Evet. Her gün farklı sesler duyarak. Her gün farklı duygular içine girerek diye. O gelişimimiz durmadığı için aslında biz 2 gün önce yazdığımız şey bizim için artık geçmiştedir. Biz 2 gün öncekinden daha tecrübeliyiz çünkü artık. Daha deneyimliyiz. O yüzden beğenmeyik. Evet. O ama tamamen biyolojiktir. Evet. Vücut da değişir. Evet, tabii. Ses tonu da değişir. Evet. Duyağın duyumu da değişir. Çünkü devamlı biyolojik bir yaşam ve ölüm var içimizde. Evet. Ondan dolayı bazı hisler de ölür. Yeni hisler gelir. O yeni hisler, taze hisler de eskisini beğenmez. Aslında böyle düşünebiliriz. Değil. Sadece müzik için değil aslında bu. Şimdi çoğu şey için. Çoğu evreler şey vardır. Için, tabii, her zaman yeni bir evreye gireriz. Eski evremizi hiçbir zaman beğenmeyiz. Arkadaşlıklar da böyledir. Arkadaşlıklar eğer farklı evreye geçen adam... Eğer arkadaşı aynı evreye geçemezse arkadaşlar biter. Bu işler böyledir. Yani müzisyenlerde de böyle, müzikte de böyle aynı şekilde. Doğru. O yüzden o hiçbir zaman bunu kabul ederek yaşarsak her zaman mutlu oluruz. Ama hep kavga edersek değişimimizle. Aynen öyle. Ben eski hallerim benim mesela bana göre çok kötüdür mesela.
Ben kabul ettim bunu. Kötü şeyler de olabilir. Ama şöyle yani. Bir şey var. Yani işte o mükemmeli o arayıştaki süre bize çok zaman kaybettirir aslında ve ilerlememizi engeller. Evet. Orada takılıp evet. kalırız çünkü. Kabul etmekten kastım. Yani çok güzel oldu bu. Takılıp benim aslında yani. Hep dinlerken seni anlattığını dönmek istediğim bir nokta vardı. Oraya dönebiliriz şimdi. Hep biz şey diyoruz. Mesela bir işi yapacaksam, mesela ben bardak üreticisiysem, ona konsantre olduysam en iyi bardağı üretmek için tam anlamıyla %100 ona vakit ayırmam lazım, evet. değil mi? Şimdi müzisyenlik de böyle değil mi? Mesela biz hep müzik yapıyoruz. İşte televizyon programı aynı işler evet. yapıyoruz mesela. Başka iş yapamıyoruz. Sen şimdi ikiye bölünmüş biri olarak az önce dedin mesela işte ben müzik artık eskisi gibi yapamıyorum. O günleri özlüyorum. Onlara dönmek istiyorum. Çünkü ona vakit ayırman ve full time çalışman lazım aslında. Kesinlikle. Kalktığın zaman da müziği düşünmek bile ona ayırdığın bir vakittir. Başka işe gidip ya. Dükkan açtığında ya. O zaman müziği düşünemiyorsun ve seni geriye atıyor. Evet. Ama işte gerçek hayatta bazen mümkün olamıyor da. İmkansız. Yani müziği imkansız. Aslında hani şu niye bunu söylüyorum sevgili seyirciler. Çünkü müzik bir tamamen bir meslektir. Ve bu meslek de full time zaman ister. Yani bu full time dedim işte tam zamanlı kesinlikle. Vakit ayırma. Kesinlikle. Buna kafa ayırma. Biz 3 yıl, yaşam dör, yani 4, 4 yıl önce açtığımızda hep eleştirildiğimiz ilk nokta şuydu. Eleştiri değil aslında da sordukları şey. Abi 3 ortaksınız. Ya nasıl para kazanacaksınız? Zor değil mi? Şudur budur. Yani her zaman da söylediğim bir şeydi. Biz 3 ortak olarak hem hayatımızı, hem zamanımızı, hem kazandığımız parayı, hem stresi, hem kaygıyı, her şeyi bölüştük. Bölüşüyor. Yani bugün tek ortak olarak açabilirdim. İyi bir şey, tek evet. tek işletmeci olarak açabilirdim. Ortaklarımla açabilirdim. Bu bize hayatımızda inanılmaz bir zaman kaybına sebep olacaktı. Yani zaman kavramı bizim için o zaman sen hiç müzik yapamayacaktın. Hiçbir şey yapamayacaktım. Yani kesinlikle ve kesinlikle evet. değil müzik yapmak. Dinlemeye bile belki de zaman olacaktı. Gitmeye vaktim olmayacaktı. Nitekim ben bunu yaptım. 3 sene işletmecilik yaptım. Mesela. Ve 3 yani, sene müzik körelin, hiç yapamadım. Körelin yani. Yani şu an ben çok şanslı hissederim. Eyvallah. Yani iyi ki de ortaklarım var. Ki kendi hani kalbimin de attığı başka bir tutku içinde bir vakit ayırabiliyorum. Ayırabiliyorum. Çünkü evet, evet. Mümkünatı olmayacaktı yani böyle bir şeyde. Evet. Yani ya o yol ya o yol. Evet. Yani evet ne kadar çalışmayı istersen de ne kadar zaman ne de gün 24 saat. Evet. Bunu değiştiremiyorsun. Yani bu çıkarımı çıkarıyoruz buradan. Şöyle bir şey oluyor. İşte ya gündüz bir işe git. Gece de müziğini yaparsın. Gece de müziğini hayır, yaparsın. Hiçbir zaman ikisi de tam olmuyor. İkisi tam olmaz. Yani biri hobi olarak, hobi ancak da hobi. Yani burada, gelişmiyor. Burada dinleyiciler de aslında çok, şimdi söyleyeceğimden sonra bunu aslında fark edecekler. Yani bugün piyasaya şöyle bir göz atsınlar. Sadece müzik için sabah kalkıp müzik için yaşayan ve müzik için yatıp ve müzik hayatını profesyonel seviyede yaşamaya başaran müzisyenleri çok kolay ayırt edebilirsin. Çok kolay ayırt edebilirsin. Bir kere senden benden çok daha fazla üretken değiller. Çok daha hızlı albümler çıkarırlar, single'lar yaparlar ve profesyonel lig, hepsi klipli çıkar falan. Ne için? Çünkü hayatını tamamen profesyonelliğe adamıştır. Evet, evet. Bu insanlar fark edilir. Müzik yaşam tarzı dediğin evet, o düşün. Yaşam tarzını yaşam profesyonel seviyede müziğine karşı dizayn etmeyenlerin de hani başka kaygılar olanların da bellidir. Evet. Sahne yaparız, evet eyvallah. Şarkı çıkarırız ama belki senede bir. Hı-hı. Belki aynen, senede yavaş iki, daha yavaş bir süreç. Tabii, tabii. Bunu çok çok kolay fark edersin. Tabii. Evet ama tabii bunu seçip bundan geçinme kaygısı var her zaman. Evet. Bizim zamanımızda mesela hep şeydi. Ya çalgıcıya kız verilmez, hep bunu söylerim. Her programda hemen hemen konusu geçer tabii ki. Çünkü konumuz bu zaten. Ama Kıbrıs'ta mesela şu anda bu durum birazcık değişiyor sanki değil mi? Sen öyle çalgıcıysa görüyor musun? Çalgıcıysa ben okeyim falan. Baba öyle. Artık babalar da öyle. Çalgıcı mı? Ben DJ mi? Okeyim ben ya. Stressiz adam oldu. Artık çalgıcı adam. DJ'ler geldi ve çalgıcılar elinden kadınlar hayır, buldular. Benim kızım benim kızım stres mi çeksin? Mutlu yaşasın falan. Yani çünkü ama şey demek istediğim hani gerçekten sence geçinilebilir mi bu işle? Onu geçinilebilir tabii ki. Neden olmasın? Yani bizim ülkemizde de geçinilebilir. Bu bir seçimdir. Haftanın 7 günü sahne yapabilin. Haftanın 3 günü çok pahalı sahne yapabilin. Kendini pahalı evet. pazarlayabiliyorsan, evet, evet. yaptığın iş pahalıysa ve buna inanıyorsan ve buna da inandırabileceğin bir yatırımcı buluyorsan, evet. haftanın 3 günü pahalı bir iş yaparak da müzikten de kazanabilin. Kesin. Peki o bu zaman mümkün. Kritik soruya geldik. Eril Canbaz niye bunu seçmedi? Şöyle niye seçmedim? Zengin mi olmak istiyorsun abi? Onu söyle. Yani inan hiç bak ben şöyle bir adamım. Bana bugün sorsan ne kadar birikimin var
diyebilirim ki sana işte bakayım cüzdana, bakayım bankamatiğim içine, sana hemen söyleyeyim. Hiçbir zaman biriktirmeyen bir adamım. Hiç yarını düşünmeyen bir adamım. Evet. Bulduğum anda yerim. Hiçbir zaman ihtiyacım olmayan abuk subuk şeylere bile yatırım yapan bir adamım. Param varsa ihtiyacım da yoktur ama ona yatırım yapacağım. Bir dakika. O parayı harcayacağım. O zaman öyle bir adam. Bitcoin var mı abi? Yok. Yok. Hiç aklı vermez. Ama Bitcoin olmaz. Bitcoin, borsa hiç aklı vermez. Çünkü onlara yatırmam parayı. Ben Bitcoin'e ayırdığım parayı da yemek isterim. Anladım. Hemen giderim ya elektronik store'a. Bir şey alırım yani. Anladın mı? Anladın. Romantik, romantik bohem. Romantik öyle, bohem. Evet. O, adımız oymuş. Evet. Evet. Öğrendim. CV'me bunu da yazayım. Romantik bohem. Aynen. Bugününü düşünen ve geçmişin, ilk geleceği çok aslında düşünmeden. Çok düşünmeyen ve şöyle romantik bohemde şöyle bir şey var. Elinde şarap şişesiyle köprü altında da görsen bozmaz. Bozmaz tabii ki. Aslında. Ama bir çok aslında lüks bir açılışta oraya da yakışır. Şampanya patlatırken de görsen oraya da yakışır. Güzel, hiç ikisinde de sırıtmaz. Sırıtmaz, bravo. Romantik bohemler abi, böyle. Tam bizik ya. Okey. Tamam, ben okeyim. Ben okeyim. Bir topluluk yapalım bunu. Vespa turları gibi romantik bohemler. Bir gece köprü altı çalalım. Evet. Ertesi gece de lüks bir otelde. Romantik bohemler buluşması. İki ayak. Aynen. Evet, süper, ben iyi oynadım bu grubu, iyi oldu yani. Böyle gerçekten bir video var, atarız. Güzel. Sana da. Atarız sana. Yeni çekerse süper izlersin. Süper, evet. Yapalım. Evet, yeni şarkı var mı peki? Yeni şarkı. Kayıt yani böyle. Var, yani yeni kayıt var. Şöyle ki aslında bu son önümüzdeki günlerde bu eski Duvarlar şarkının çıkardığının bir akustik versiyonu yapacak. Uzun zamandır aklımızdaydı. Akustik, canlı, işte cellolu falan filan bir versiyonunu istedik. Çünkü beğenilen de bir şarkıydı. Aslında ben şey kafasındayım. Yani sürekli de hep aynı şarkıların farklı versiyonlar olacağına yeni bir şarkı yapma kafasındayım aslında. Ama sevgili Emre Yazgın'ın da projesinin içinde bulunduğu bir akustik hane tarzında bir akustik bir ortamlı bir video, bir kanal, bir alan yaratılacak şimdi. O kanalın hani tanıtımı hem açısından, hani hem tanıtım olması açısından hem de devamlılığı açısından böyle bir pilot yayın, pilot kayıt gibisinden bana teklif ettiler. Hani hazır parça, beğenilen de bir parça. Bunun akustik kaydını yapalım mı dediler. Dedim yapalım. Kaydına girecek onun. Daha sonra yeni bir iki şarkı var yine aklımda, kaydetmeyi düşünüyorum ama zaman, bunlar için ne zaman bulacağım inan hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. İnşallah bulursun ve biz de temenni, böyle bir temennimiz de var ve sana da bu enerjiyi gönderir. Sen de o abi şeyden, inşallah. Oradan gofa gelip ya belki. Biz daha kaç yıldır sözleşirik, bak şarkı yapacak falan. Ya ne zaman işte bak. Kaç yıldır sözümüz var. Evet. Ya adam bana şarkı verdi ya. Yani adam aradı, dedi ki Eril sana bir şarkı var. Bunu sana veriyorum. O al oku. Bu nasıl bir gift'tir? Yani Utku yere bakan böyle bir gift verirsen size ve buna bir şey değil, bir şey yok. Normaldir böyle sonra şeyler. Sonra biz onu okuduk. Demek ki zamanı çok, gelmiş. Ne yapacak? Demek ki zamanı gelmemiş. Zamanı gelir. O bir tane değil, üç tane, beş bu tane. Bu hikayeyi olur. Duyan Emre Pehlivan, Pehlivan şu an bana küfür ediyor. Çünkü benzer bir golü ona da attım. Öyle mi oldu? Öyle mi? Normaldir ya. Sıkıntı yok. Arkadaşlar buradan da duyduğunuz gibi bana şarkı vermeyin. Yapamıyor. Bana şarkıyı verirseniz harcanıyor. Kendiniz söyleyin falan. Çok güzel. Güzel bir program oldu. Güzel. Yani bitti. Yani ben anlamadım bu nasıl bir 45 dakika ya. Bilmiyorum. Aynen işte böyle bir 45 dakika. Öyle. Yine öyle oldu. Paralel evrende bence hala daha devam eder bu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her zaman arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda yeni şeylerle yine seni konuk almayı İnşallah. İsteriz. İnşallah. Yine evet. Geldin diyorum. Ve tabii ki o gitar orada durdu ama boşu boşuna durmadı. Göbeği örtmek için değildi. öyle salanlar var biliyorum. Kendimle barışayım. Aynen. Canlı bir parça çalacağım. Dinleyeceğiz sevgili seyirciler. Evet. Şimdi Eril Canmaz'dan ve kendi bestesini çalacak bize. Ve canlı canlı şimdi Eril'le artık programımızın sonuna geldik. Evet, programımızın sonuna geldik. Güzel günlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kendimi düşünmekten alıkoyamadım. Yaşanmışlıklar sonu hep kötü, aşina oldum yeni başlangıçlar. Çok sıkılmış gibiyim bu aralar, başımda göçmen duygular. Sevilmiyor birbirimize açtığımız bu savaşlar. Gel.
gibi durup kabullenme. Sev, çok sev, sakın bizden vazgeçme. Birdenbire bulduk bizi kolay, tüketme. Köşelerine çekilmiş iki saksı gibiyiz. Birimiz suyundan, diğeri de toprağından şikayetçi. Bu yüzdendir ki çiçeklerimiz hep renksiz, ilgisiz. Evet işte, tam da olduğu gibi. Gel, inat etme. Yenilmiş gibi bizden vazgeçme. Birdenbire bulduk bizi kolay, tüketme. Gel, inat etme. Yenilmiş gibi tüketme.